Mustafa amca. Efendim. Mustafa büyük. Senin köyün hangi köydü Mustafa amca? Kirazdağ köyü. Kirazdağ köyü. Yani eski ismi Rize'nin? Şimadiyaz. Şimadiyaz köyü. Şimdi Mustafa amca, bu rahmetli, Allah rahmet eylesin, Mahmut hocam herhalde uzun yıllar sizin köye mi imamlık etti? Bize kaç senesinden gelişlere imamlık? Bunu tarih olarak bilemiyorum ama bizim köye fotoğrafa başladı, oldu fotoğrafa. Bizim köye başladı, bizim köyden emekli oldu. Sizin köye başladı, neredeyse değilsin, sizin köyden emekli oldu. Neredeyse öyle yani. En az herhalde gerçi kayıtlarında var ama herhalde bir 25-30 sene kaldı sizlere. Evet, evet, kaldı. Peki ondan sonra çok hocalarınız geldi geçti ama onun yerini doldurabildi mi ne Mustafa amca? Bizim uçanıyor, bunun yeri doldurulmadı, doldurulmaz da. O sanki bizim köye büyünmüş ama bizim köyün tabii ahlakı yok onda. Onda üstün bir ahlak vardı. Öyle ahlak her insana olmaz yani. Çünkü çok hocalar vardır, iyi hoca, iyi hoca, iyi hoca ama bir yere tekler. Bu mübarek teklemezdi. Allah Allah. Bu mübarek hedefe varmak için uzun sabırlı bir mübarek idi. Yani sence anlattığına bakarsan hocalıktan sonra bu siz cemaatle de şey kurmuş yani çok güzel diyaloglar kurmuş gibi anlatıyorsun o zaman değil mi Mustafa amca? Cemaatle diyaloğun üstüne yani bizim çünkü bunu tanıyanlar var ya bunu tanıyanlar buna sevgi saygısı olur diyor. Sevgi saygısı. Korkak saygısı değil. Sevilen birisiydi köyde. Allah rahmet eylesin Mustafa amca. Biz de İşte az önce söylemlerimde ne anlatmaya çalıştım sana. Ben daha çocuktum. Çocuk yaşımda amcam bunu bizim köyde bir cenaze olmuştu. Onu almak için sizin köye geldik biz bunu almak için. Ben de ta o çocuk yaşlarımda tanıdım. Onu sizin köyünüz o çocukluk yaşlarımdan tanıdım. Onun için ben sizin köyde uzun yıllar görev yaptığını sonra da sizleri tanıdıktan dolayı da biliyordum. İşte öyle geçeceğiz. İşte daha 4 ay oluyor. Rahmetli toprağa koyduk. Ama o zaman şöyle bir eksiklik oldu Mustafa amca. Demek ki sizin köyden de rahmetliyle ilgili bir selle okutmak mı gerekiyordu? Sizin demek ki haberiniz olmadı ondan. Öyle mi Mustafa amca? Okunmadı. Muhakkak okunurdu. Evet. Okunmuştur zannediyorum. Belki sen buradaydın da duymadın onu. Belki ben duymadım onu. Evet. Veyahut bana birkaç kişi yani hocayı çok sevenlerden öyle cemaatin mesela seçkinlerinden telefon ediyorum bana kızıyorlar. Bu cenazeye gitmedim düğüne mi? Ama bana telefon etmediler ki. Evet, evet. Belki de bu cenazeye gitmedim düğüne. Evet Allah rahmet eylesin işte bu kışın defnettik onu Mustafa amca. Evet sevgili izleyiciler böyle biz de resmini açtık. Mustafa amcaya rahmetlinin böyle fotoğraflarını ve definanını internetten göstermeye çalıştım. O hepimizin gönlüne tah kuran bir hocamız idi, bir büyüğümüz idi. Allah mekanını cennet etsin. Cenab-ı Allah ona o zaman şöyle mi diyelim hocam yani ona vermiş olduğu o güzel sabır, güzel ahlak hepimize Allah nasip eylesin mi diyelim yani. Mustafa amca, diyeceğin başka bir şey var mı Mustafa amca? Biz onun arkasına onu peygamberimizin vekili derdik. Yani öyle bir ahlak vardı onda. Evet. Allah, Rabbim inşallah peygamberimize komşu eylesin. Tanıdıklarına Allah sabir versin, Allah rahmet etsin. Ya benim güzel hocam. Oldu hocam, Allah... Mustafa amca Allah size de sağlıklı, sıhhatli, huzur, ömürler nasip etsin inşallah. Amin.